İnsan ömrünün uzamasına bağlı olarak yaşlılığa bağlı hastalıklar da giderek daha çok gündeme gelmeye başladı. Daha önceden göz tansiyonu, katarak, şeker hastalığına bağlı göz bozuklukları, tansiyona bağlı göz bozuklukları biliniyor idi. Şimdi gündemde en fazla söz edilen hastalıklardan bir tanesi de sarı nokta hastalığı. Yani gözün içerisindeki makülanın rahatsızlığı. Görüntü, göze gelen görüntünün %90'ı makula denen noktada toplanır. Ve yaşlanmaya bağlı olarak makülada yaşa bağlı makula dejeneresansı veya halk arasında çokça söylenen şekliyle sarı nokta hastalığı çokça görülmeye başlanmıştır. Bunun tanısı için de hastanın ayrıntılı bir muayenesi gerekiyor yine. Göz bebeğinin büyütülüp gözünün arkasına bakılması, gözünün arkasının fundus fluoresein anjiyografi veya indocyan green anjiyografi ile incelenmesi, ayrıca OCT denen optik koherans tomografi ile gözün arkasının makülanın fotoğrafının çekilmesi ve ona göre değerlendirmeler yapılması ve tedavinin planlanması gerekiyor. Bunun için tabii bu söylediklerimin hepsinden önce hastanın ayrıntılı bir göz muayenesi gerekiyor. Genellikle hastalarda gördüğümüz şöyle bir yanlışlık var. Yaşa bağlı, katarakt oluşuyor herhalde falan deyip geçiştiriyorlar. Sonra belki hastanın kataraktı da oluyor ama gözünün arkasında telafisi mümkün olmayan hasarlar ortaya çıkmış oluyor. Onun için bir de en önemli hata kaynaklarından bir tanesi de insanların iki gözü olduğu için, iki gözüyle baktıkları için bir gözde olan olayı çok iyi fark edemeyebiliyorlar. Size belki bu pek olmaz gibi gelebilir ama çokça oluyor. Onun için hastaların tek tek göz muayenelerinin yapılması gerekir. Bütün bunların hepsinden söylemek istediğimiz hastaların ayrıntılı bir göz muayenesi olmaları ve ne rahatsızlığının olduğunun ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gerekir.